Evet. Yukarıda kaç sene? He. Hoş geldin. Hoş buldum. Sen bizi mi çekeceksin şimdi? Evet. Bu halimizde çekme be. Olsun, önemli olan bu halimiz zaten. Ondan sonra bunlara neyle bakacağız? Neyle bakacağız bunlara? Mozut pahalı ya, burada pahalı. Bu süt ucuz. Evet. Süt ucuz. Neyle gider öyle olur bu Allah? Ben sabah erken kalkıyorum, saat 5:30-6'da kalkıyorum. Bunlara bakmasa olmuyor. 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 Peki taleplerin nedir? Yani devlet ne yapması devlet lazım? Devlet biraz rehberi, sade rehberi değil. İnsanoğlu yaşadığımız sürece acık insana gelsinler. Başımızda büyükler bilmiyorum almış gidiyor. Büyükler almış gidiyor. Hiç ne rehberi düşünen var, ne çoluğu çocuğu. Öyle millet televizyonunda ağlaşıyor. Evet. Ağlaşıyor televizyonunda. Buraya ben ya adam diyorum. Ben çöpten yemek topluyorum diyor. Eşedirler onlar onu, görüyorlar onlar onu. Benim vicdanım sızlıyor da, onun vicdanı sızlamıyor mu? Yani sen sabahları kaçta kalkıyorsun mesela? Sabahları ben 5:30-6 ayaktayım. Evet. Her sabah. Kim yapıyor? Sen gazeteci misin? Evet. Yukarıda gazeteci. He. Hoş geldin. Hoş buldum. Sen bizi mi çekeceksin şimdi? Evet. Bu halimizde çekme be. Olsun, önemli olan bu halimiz zaten. Parsel parsel eylemişler dünyayı. Bir dikili taştan gayrı nem kaldı. Dost köyünde kestiler. Bir akınsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Bir akınsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem hürbe pahalı olduğunda hayvanlara yem olur. Bu hayvanlara yem olur. Zamanın yine bunu bir otu büyüyor. Saraylar evet. Kursam da asker yetimse hediyem yoktur ki dosta götürse. İki damla yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. İki damla yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı.
şerifim çıksam dağlara. Rast kesem de ağacı vurmuş maralar. Doldur tüfeğini belli yaralar. Kıza, sana ne yaptın ki? Bin yaralı döşte. Nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Şimdi ağır aşağıda mı? Bin yara. Ağır aşağıda. Yürü de gel sağa kalacak, yürü. Okullar da gel baba. Ondan sonra, bunlara neyle bakacağız? Neyle bakacağız bunlara? Mozut pahalı ya, burada pahalı, bu süt ucuz. Evet. Süt ucuz. Neyle gider öde olur bu Allah? Ben sabah erken kalkıyorum, saat 5:30-6'da kalkıyorum. Bunlara bakmasa olmuyor. Olmuyor. Hı. Olmuyor. Peki taleplerin nedir? Yani devlet ne yapması devlet lazım? Devlet biraz rehberi, sade rehberi. İnsan olun, yaşadığımız sürece acık insafa gelsinler. Başımızda büyükler demiyorum, almış gidiyor. Büyükler almış gidiyor. Hiç ne rehberi düşünen var, ne çoluğu çocuğu. Öyle millet televizyonda da ağlaşıyor. Evet. Ağlaşıyor televizyonda. Buraya ben ya adam diyor mu? Ben çöpten yemek topluyorum diyor. Eşeleriler onlar onu, görüyorlar onlar onları. Benim vicdanım sızlıyor da, onun vicdanı sızlamıyor mu? Yani sen sabahları kaçta kalkıyorsun mesela? Sabahları ben 5:30-6 ayaktayım. Evet. Her sabah. Belki bir umut, mozut indi, şey indi, gübreyi indiriliyor ama olmuyor. Motoru çalıştı, mozut harcıyor. Git büyük parayı ver, acıcık mozutlar gel. Evet. Adam 2 günde, 3 günde bir mozuta gidiyor. Ona para yetişmiyor mu? Ekmesem olmuyor. Buğday ekemiyor, arpa ekemiyor. Bak makine aldık, zorunlu, boş dert makine aldık. O tekiyor adamı. İşte o zaman insana diyemiyorum ben. Onun saman yapacak da biz bunların kanunu duyuyoruz. Onları da kendiniz ekmeseniz, eğer yani o bitkileri de ekip de bu hayvanlara yedirmeseniz yapabilir misiniz bunu? Yapamam. Nasıl yapacağız? Yani bu hayvana bakmasam? Yemi dışarıdan alıp almayla bu hayvanlara bakılabilir mi? İşte bakılmıyor. Bu hayvanları otlatacak meranız var mı? Meramız. Tel işlerinde bakıyoruz bunlara. Tel için, tel. Ama eskiden köylerde meralar vardı mesela. Eski usul yok şimdi. Yerin varsa malına bakabiliyor. O da aç tok. Merayı elinizden aldılar köylülerin. Büyükşehir yasasıyla birlikte köylünün meraları belediyelere geçti. Artık devlete geçti. Yani köyün o hayvan otlattığı, ortak kullandığı alanlar şimdi artık yok. Yok, yerin varsa aynı yerin değil mi? Yerin varsa. Yerin varsa bakacağım bunlara. Yerin yoksa kapalı bakacağım. Kapalıdan nereye kadar bakacağım? Evet. Ve hazır biti veriyor. Hazıra daha dayanmıyor. Hazıra daha dayanmaz. Orada hani eski bir atasözü var. Hazıra evet. Daha dayanmaz diyorlar. Ama bilmiyorum nasıl yaparlar. Biz aramız arzu diyor ama kimse bizi dinlemiyor. Umarım akılları başlarına gelir. Gelir ya da mi, bu ülkede artık hayvancılık bitti, tarım bitti. Bitti ki. Eğer paran olmazsa dışarıdan da yarın öbür gün getiremezsin. Getiremeyeceksin. Bu millet ne yiyecek, ne içecek? Süt ucuz. Sana ürettirmeyecek yani, ürettirmiyor. Üretme diyor. Ürettirmeyecek. Evet. Sütü ucuz tutarsan, yemi pahalı tutarsan evet. İnsanlar üretemezler. Sütü yemi çıkarıyorum. Biraz sütü de bari mi şey yapalım? Yemeği çıkarıyorum. Evet. Burada da biraz zam yap. Evet. Ama enflasyonu düşük göstermek zorundalar ya. Olmuyor işte. Olmuyor. Biz kim? İnsan bir rehberi hiç düşünen yok. Evet. Bir rehberi hiç düşünen yok. Seviyor musun hayvanları? Ben malımı çok severim. Ben malımın saati geldi mi kakarım hemen. Evet. Saati geldi mi sularım. Yem vakti geldi mi yemlerim. Kır vakti geldi mi alır kıra götürürüm.
Evet. İşte bunlara bakmasan olmuyor. İşte bak, görünüyor yanına. Evet, hayvanların güzel ama maşallah güzel bakmışsın. Sağ ol. Yani keşke sütünden de para kazanabilseniz. Bir şey olsak, değil mi? Hayır, olmuyor işte. Peki size bir peynir fabrikası kursalar buraya. Peynir tesisi kursalar. Sütünüzü dışarıya satmasanız. Kendiniz bir kooperatif oluştursanız. O peyniri daha değerli satsanız da belki daha iyi bir yol olur diye düşünüyorum ben. Yol olur da ondan peynir çok şey oluyor. Ne zahmet olur? Oluyor. Zahmetli ama fiyatı sen uğraşmayacaksın. Tesis yapacak. Yani buraya ama kim yapacak? Kimse ilaç verebilmez, kimse bak. Köyünümüzden hiç bakan yok. Büyükşehir'in böyle bir projesi var. Eğer siz isterseniz Büyükşehir size bir tesis yapacak. Onu ben bilmem. Ben sana şimdi kesin bir şey soruyorum. Güveniyor musun böyle bir şey yapılacak, edecek dediğin zaman? Ben şimdi sana ne söyleyeyim? Şimdi hiç kimse bunu göremiyor. Evet. İlerisini hiç kimse yapmadan göremiyor. Anlamıyorum dersin. Göreceğim, adam öyle söz inan. Adam söz veriyor, adam yapacağım diyor. Vazgeçiyor. Evet. Ben. İlerisini hiç kimse göremez zaten. Görmeden inanamıyorum diyor. İnanamam, ben de inanamam. Ben göreceğim, de... inanacağım. Evet. Yapsınlar, boşsunlar. Ben o zaman... Göreyim, yani. Elime kaç para geçecek göreyim. Evet. Değil mi? Evet. Ben görmeden kimseye. Tamam. İnanamam. Peki, ha. Teşekkür ederim. Kolay gelsin sana. Size de kolay gelsin. Ben seninle tanıştığıma da sevindim. Evet. Benim hanım burada, Nursel Hanım. Senin hanım mı? Hanım benim. Hoş geldin. Nerelisin? İzmir'desin. Değil. Urfalı. Urfalı. Ama yani İzmir'desin. Nasıl tanıştık? Çocukken tanıştık biz daha. Evet. Çocukken. Yok. Gördüm. Evet. Yem çuvalında taşıyorsun. Evet. Bak çok emek veriyorsun. Çok, çok emek harcıyorsun. Çok emek veriyorum. Bunlardan bir gelir umuyor. Mozut pahalı. Gürbe pahalı. Bunlara bakmasa olmuyor. Çoluk çocuk hep dağıldılar. Bunlarla giderek olamıyor. Geliyor. Bir inşaatta çalışıyor. Bir işe giriyor çalışıyor. Ondan idare olmuyor, uğraşıyor. Bunların ancak... Torunlar okuyor. Torun okuyor. İki tane torun okuyor. Birisi üniversite okuyor. Birisi ortaokul okuyor. Onlara para yetiştiremiyor. Bunlar ancak korutmuyor. Bayağı da hayvanın var. Yani bu kadar hayvandan para kazanamıyorsun. Süt sağıyorsun. Bak, tarla satalım diyor. Satamıyorum. En çok sen mi çalışıyorsun, hanım mı çalışıyor? İkimiz daha ne ikimiz? Sen ondan beraber 5'te kalkıyor'a pek benzemiyorsun. İsterse kalkma. İsterse kalkma. Sen seviyor musun bu hayvanları? Ya sen de hepleri yapacaksın ya. Vazgeçemiyor. Vazgeçemiyor. Ama vazgeçirecekler. Bu girişte vazgeçirecekler. Şu anda 43 lira, 42 lira. Evet. Yemin kovalı kaç para? Burada yem yaptım. Otla sılaj yedim, yem barıştırdım yine. Hayvanlara yem yaptım. Büyük şehirler kadar devlet babaları da başkanlar da mozuk desteği yem şey falan verse bizim şimdi daha kolay geçecek. Büyük Akın sağ olsun misi tohum verdi. Regalat da veriyor ama yetmiyor. 10 torba yazıyorsun, 5 torba veriyor. Evet. 3 torba var, onun da şey o kadar. O zaman buradan talep edeceksiniz. Evet. Verdiğiniz tohumlar yetmiyor. Ot ve sılajı kendiniz üretmezseniz tamamen zarar olacak. Tamamen zarar olur. Evet. Peki talebiniz nedir devletten? Ne istiyorsunuz? Ya talebim hep İsrail tohumuyla bir kere ekiyor. İkinci ektiğin zaman olmuyor da. Verimi düşüyor. Aldığınız bu sene 5 lira diyorlar. Kilo sılajda da mı böyle? Sılajda da aynı. Sılajda da böyle. Sılajda da aynı. Hmm. Bir kere ekebiliyorum. Evet. Yani İkinci her sene tohum almak zorunda kalıyorsunuz. Ha sağ olsun Mısır'da yetiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız verdi tohum. Yetiyor. Mısır yetiyor. Ya. Fakat o regrat, o arpa, gurbe gibi şeyler yetmiyor. Gurbe zaten vermiyor da. Bir de gurbe desteği. Hiç olmasın bir 10-15 torba ondan verse daha iyi olacak. Evet peki belki duyarlar. Belki duyarlar. Gübre desteği de verirler ama bunlar geçici çözümler. Kalıcı çözüm üretmek lazım değil kalıcı mi? Kalıcı çözüm. Yani böyle umut etmek oradan 5 torba oradan 10 torba değil de. Yani bunların bu girdilerin fiyatları düşürülse. Çiftçilik yaptığından adam çiftçilik yaptığını anlasa.
hayvancılık yaptığından hayvancılık yaptığını anlasa, süt sağsa sağdığından bir şeyler anlasa değil mi? Evet. Süt 3 lira, bir bardak çay 2 lira en ucuz yerde. Evet. 3 liraya da çay var, 4 liraya da var. Ama süt yine 3 lira oldu galiba. Yine 2.90. 3 lira yok. Daha önce 2 liraydı. 2.60 kuruş, 2.90. Bir bardak çay içiyorsun çarşıya git 2 liraya. Evet. Bir yudum da tek. Vallahi insafa gelsinler dedi yenge hanım. Hakikaten doğru söylüyor. Çiftçinin bu haline insafa gelsinler. Bak ya. Köyde iki insan yani çoluk çocukları yanlarında yok ama hala tarımla, hayvancılıkla uğraşmaya çalışıyorlar. Çünkü şehirde yaşayabilir artık misin? Ben duramam şehirde ya. Çok ben şimdi içeride oturup ölürdüm zaten. Kahve koşan orada burada ölürdüm. Evet. Ben 63 yaşındayım. Maşallah dinçsin ama ya. Ölürdüm şehirde olsaydım. Şehirde olsaydım. Peki kolay gelsin sana. Sağ olasın. Bir yenge bakalım ne yapacaksın onları Ayşe abla? Şimdi burada bak koyunlar burada ya. He. Evimde içimde ağzıma tıkamadım bunlar. İlla onları göre göre bir yanımda arkadaş torun var gibi. He. Yiyeceksin onları. Onları yiyeceksin. Ne var orada? Neye pişirdin? Yumurta getireyim şimdi size. Yok şimdi sağ ol. Evime bak güzel. Sağ ol. Sonra geldiğim zaman alırım. Olmaz. Bak ne bunlar biber kızarttı. Parsel parsel. Çorba bunlar da söyleme adını aşam görmesin. Bak kızıyorum bak. Eme bak şimdi gelecek ya kim gelecek buraya belediye başkanı. He. Evi göstereceğim ben böyle rezil edeyim. Eve yardım yapacağım değil mi? Anlatıyor mu şimdi sana? Şimdi anlat bakayım. Eve diyeceğim yardım yap diyeceğim. Ne vereceksen ver evet diyeceğim. Anladın değil mi? Evet. Böyle ışığı hiç böyle yapmayayım. 20 lira ışık parası veriyorum. Hiç sana daha güneş, yapmıyorum. Güneş enerjisi yaptırmak lazım sana. Güneş enerjisi. Hadi yolumuza. Gelecek demişindik. Gelecek. Gelecek, gelecek. Gelecek. Ama sen otobüs isteyeceksin. Geldiği zaman görsen. İşte geldiği zaman haber vereceğim. Sen de bir yere gitme. Onu bekle. Bir yere gitmem mi? Bak sana söyle. Bu koyunlar ben sürdüm. Bir akılsız başlangıç. Ben bir gün önceden haber vereceğim. Ben ona göre işini ayarlayacağım. Nem kez yavrular. Sen şey yapma da şimdi dinleme. He. Bak kapa. Tamam. Dinle. Ondan sonra dedim ki dedim sen bu koyunları sat bir kere bak ben ne yapacağım dedim. Bir koyun benim bırak. Üzüle yarışırlar ya. Bir tane bırakma şey kurban oldum. İki tane yavru yapacak. Böyle elinde sakacağım eline. İki yavrudan artıyor sütü. Evet. Ona ben süt kim alacağım sağacağım. Sağacağım. Hadi hayır işte bak buna dersin. Hadi git tamam sen. Üzüle yarıştır ya. Tamam aşkına. Hadi git bakalım. Saraylar kursam da asker yetirse hediyem yoktur ki dosta götürse iki damla yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. İki damla yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Mahzuni şerifim
çıksam dağlara. Rast kesem de ağacı vurmuş maralar. Doldur tüfeğini beni yaralar. Bir yaralı döşte nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Bir yara.